ilk saat zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, onun felsefesi. Çalışır orman için ailesi dostlarıyla, el ele hep birlikte. Uba uba katıl sen de bize. Palombia'ya hoş geldin anne. Hadi gidiyoruz. Acele edin çocuklar, yoksa havaalanına zamanında yetişemeyeceğiz. Ha? Ama bu... Aa. Aa, olamaz. Gel de yaptığını temizlememe yardım et. Aa, ne yapıyor? Hey! Çocuklar hemen gelmezseniz tek başıma giderim. Geliyoruz, geliyoruz. Sıkı tutunun çocuklar. Ben ayak izi kartal yuvası. Beni duyuyor musunuz? Evet, çok net duyuyorum. BS'ler MS'lerle A noktasına doğru yola çıktılar. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Bir daha söyler misin? Dur. Tamam. Pekala, tamam, tamam. Hayır, dur. Tamam sözcüğünü söyle demedim. Az önce söylediğini tekrar et. Aa, anladım. Daha açık söyleyeyim, büyük V harfiyle başlayan Van der Stad ismini taşıyanlar... Büyük M harfiyle başlayan Marsularla birlikte anneyi karşılamak üzere havaalanına doğru yola çıktılar. Aa, o halde planı değiştirelim. Havaalanına gitmeden onları yakala, tamam. Ben mi? Tamam. Tamam, kapatıyorum. Hop! Hızlanayım. Onları çok seveceğinden eminim. Ben de görür görmez onları çok sevmiştim. Görür görmez mi? Sen başta onları hayali arkadaş sanmıştın. Evet, çok doğru. Annem de bütün hayali arkadaşlarımı sever. Gerçekte var olsalar bile. Annemi arayıp 10 dakikaya kadar orada olacağımızı söyleyeyim. Ah, hey! Bobo! Bazen keşke Marslılar gerçekten hayali olsaydı diyorum. Ha? Ne oldu baba? Ay aksi, bugün iyi günümüzde değiliz. Şimdi sıra pastanın süslenmesine geldi. Hmm.
Evet, şimdi bunu güzelce kamufle edelim. Hadi bakalım gelin marsupilamiler. Teşekkür ederim. Ha, şimdi o kadar komik gelmiyor değil mi? Her zamanki gibi sinyal alamıyor. Annemi arayıp gecikeceğimizi söyleyecektim. Umarım bu kayanın üstünde sinyal alabilirim. Bu Caracas'tan gelen bir numaralı Palombia uçağı yolcularının birinci kapıda gümrük kontrolü yaptırmaları rica olunur. Ayağın edilecek bir şey var mı? Hayır, bir şey yok. Yazı, Palombia'ya hoş geldiniz efendim. Beyan edilecek bir şey? Yok. Tura, valizinizi açar mısınız lütfen hanımefendi? Bu Sara. Affedersiniz, Sara'nın resminin neden sizde olduğunu söyler misiniz? O benim kızım delikanlı. Olamaz. O zaman siz Caroline'siniz. Evet, doğru. Benim adım da Tommy. Sara'nın arkadaşıyım. Sen buraya neden geldin Remy? Remy değil efendim. Tommy, Sara'ya sürpriz yapmak için kısa bir ziyaret iyi olur dedim. Buna çok sevindim Francis. Zafer! Alo? Evet tatlım? Anne, gelirken yolda lastiğimiz patladı ama birazdan orada oluruz. Efendim? Çok parazit var tatlım. Ne dediğini tam olarak anlayamıyorum maalesef. Arabanın lastiği patladı. Sen orada bizi bekle. Birazdan gelip seni alacağız. Anladım. Gelip beni alamayacaksınız öyle mi? Tamam, o zaman ben bir şekilde oraya gelmeye çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşça kal tatlım. Olamaz. Alo? Alo? İsterseniz size eşlik edebilirim hanımefendi. Gerçekten mi? Elbette. Bu bölgeyi iyi bilirim. Daha önce de gelmiştim. İnanın bana, o evi gözüm kapalı bile bulurum. Yani bana tamam, güvenebilirsiniz. Tamam, kontrol bitti. Geçebilirsiniz. Palombia'ya hoş geldiniz efendim. Aha, yakalayacağım sizi dünya dışından gelmiş kötü niyetli küçük savaşçılar. İzidor olduğu sürece dünyayı ele geçiremeyeceksiniz, tamam mı? Görebiliyor musun kartal yuvası? Evet, çok net ayak izi. Büyük Bey ailesinin Büyük Bey ailesiyle A noktasına gitmesini engelledim. Evet, bu iyi bir gelişme. Devam et. Yakala onları, tamam. Hey! Hadi gelin, korkmayın. Baba... Pirana pastası her zaman işe yarar. Onlara karşı gelemeyeceklerini biliyordum. Hop. Küçük marsular nerede? Nereye gittiler? Abi! Sizi yakalayacağım. Abi, abi. Bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Siz de bir koku alıyor musunuz? Backline! Hadi izleyelim. Ah, ah, ah.
Susun, bağırmayın. Kesin şunu. Neyse ucuz kurtulduk. Hayır olamaz. Burası batak. Evet burası bataklık. Abi. Çabuk. Hadi. Senin gibi bir dostum olduğu için kendimi gerçekten mutlu hissediyorum Marsu. Sanırım bunlar kiralık arabalar. İyi günler araba kiralayan sayın beyefendi. Vay Allah! Özür dilerim. Bir anda almışım. Ne istemiştiniz? Araba mı kiralayacaksınız? Biz ormana gideceğiz. Nasıl bir araç önerirsiniz? Elimde tam size göre bir şey var. Güzel. Kaç para? Size 400 dolara kiralayabilirim. Kredi kartıyla ödemeyi kabul ediyor musunuz? Bir dakika acele etmeyelim. Konuşabilir miyiz? Bu elimdeki son araç. Kolombiya'daki tüm alışverişler pazarlıkla yapılır. Eminim bu işi 200 dolara halledebiliriz. Madem öyle o zaman bunu... Tamam bana bırakın. Bu tür konularda üstüme yoktur. Evet tamam. İşi hallettim. Kaç para? 200 dolar. Tıpkı size söylediğim gibi, tabii araç sigortası gibi birçok şeyi de ödemem gerekti. Bu kanuni bir zorunluluk. Peki sigorta ne kadar? 1800 Kolombiya doları. Satın aldığım pakette bütün ek konforlar var. Örneğin ısıtmalı koltuklar, kar lastikleri, çocuklar için koltuk arkası televizyon ekranı. Üstelik hepsi 3000 dolara. Pek de iyi bir pazarlık olmamış. Evet ama sayemde aracı istenen fiyatın yarısına kiraladığınızı hatırlatırım. Eksik olma. Kesin sesinizi. Dinleyin beni küçük yaramazlar. Burada patron benim, tamam mı? Alın şunu oyalanın. Peki şimdi ne yapacağız? Ormanın ortasında kaldık. Arabamız yok, yiyeceğimiz yok, telefon sinyali yok. Ve annem hala havaalanında bizi bekliyor. Zavallı Marsular. Bizi kurtarabilmek için Backlive'ı takip etmekten vazgeçtiler. Arabamız olmadan onları asla yakalayamayız. Yapabileceğimiz tek şey yerlilerin köyüne gitmek. Hem buraya yakın hem de Topanga Dakota'dan yardım isteyebiliriz, değil mi? Abi. Tamam, 200 dolarlık indirim sağlamanı takdir ediyorum ama ne yalan söyleyeyim ben araba bekliyordum. Adamla konuşurken o kadar ayrıntıya girmedin. Keşke kar lastiği yerine aracın türünü falan konuşsaydın. Olsun, bu da güzel. Çok para verdik ama en azından depomuz dolu, öyle evet, değil mi? Evet, tabii. O konuda hiç endişe etmeyin. Olamaz. Merhaba Büyük Şef Topanga Dakota, sizlere selam. Bir saniye lütfen. Biraz işimiz acil. O yüzden bize yardımcı olmanı rica ediyoruz Büyük Şef. Bir saniye. Kusura bakmayın. Törenin bitmesini beklemek zorundasınız. Tören mi dediniz? Peki ne zaman biter? Doğrusu bunu ben de bilmiyorum. Şut mu atayım, elimle mi fırlatayım? Yine olmadı.
12 ayda bir köyümüzde herkesin katıldığı geleneksel tören düzenlenir. Aslında buna bir bowling turnuvası da diyebiliriz. Büyük şef, töreni hızlandırmak için bir şey yapamaz mıyız? Kurallarımız gayet net. Tören ancak ve ancak köyün kabile reisi Büyük Şef ki o ben oluyorum, oyunu kazandığı zaman sona erer. İyi ama bu saatlerce sürebilir. Peki kurallara göre başka insanlar size yardımcı olabilir mi? Evet tabii, hiçbir engel yok. Sana yardım etsinler. Her neyse, başa dönmemek için tek atış hakkım var. Tamam, o zaman verin atışı Marsu yapsın. Öneriyi kabul ediyorum ama bu o kadar kolay değil. Oyunu kazanmak için tek atışta 3 vah kendi satsa topunu vurması gerekiyor. Artık resmi olarak oyunu kazandığıma göre sizi dinleyebilirim dostum. Evet, küçük Marsular kaçırıldı, arabamız bataklığın dibine battı ve karım Karolin havaalanında bizim gelmemizi bekliyor. Evet, anladım. Size yardımcı olabilecek cesur birini tanıyorum. Sürücü Yukan Aslanı, dostum Wanderstad'ın bir şoföre ihtiyacı var. İyi ki sabah kalkar kalkmaz depoyu doldurmuştum. Hadi hemen atlayın lütfen. Siz sadece gideceğimiz yeri söyleyin. Resmen içim dışım açıldı. Benim de midem alt üst oldu. Arkada rahat mısınız? Emniyet kemerlerinizi taktınız değil mi? Tamam, yolu takip et. Hadi. İzlerini bulduk. Ben bu ormanı adeta avucumun içi gibi bilirim. Gezdirmeden gitmemi ister misiniz? Siz nasıl isterseniz, sürücü sizsiniz. Şimdi de Kastanyet Festivali El Gapo'dan canlı müzik yayınına geçiyoruz. Şu anda sahnede ünlü Kastanyet grubu en güzel şarkısını seslendiriyor. Hava gerçekten çok sıcak. Sizi bilmiyorum ama benim acilen kısa bir molaya ihtiyacım var. Ne yapmayı düşünüyorsun? Böyle sıcak havalarda serinlemenin en güzel yolu giysilerine soğuk nehir suyuna dalmaktır. Güvenli olduğuna emin misin? Endişe edecek bir şey yok. Ben bu bölgeyi avucumun içi gibi biliyorum. Nehrin de çok güvenli olduğunu söyleyebilirim. Sadece nereden gireceğinizi bilmeniz gerekiyor. İnanın bana, suya girmeyerek çok şey kaçırıyorsunuz. Hop! Daha fazla dayanamayacağım. Bu ne yaptım? Karnım acıktı ve hemen bir televizyon bulmazsak kumboyu kaçıracağım. Tamam, ağlama Lou. Yani Timmy, merak etme. Bundan böyle her şeyle ben ilgileneceğim. Sen çok yoruldun. Beni çok kızdırdınız. Bunu siz istediniz. Orası pek eğlenceli değil, değil mi? Bay sürücü Yukan Aslanı, biliyorum aslında bu beni hiç ilgilendirmeyen bir konu ama merak ettim. Sürücü ehliyetinizi nereden aldınız? Ehliyet mi? Ehliyetin ne demek olduğunu bilmiyorum. Evet, tamam. Kalkabilirsin artık. Lütfen bundan saraya söz etmeyin, olur mu? Tabii, merak etme. Aradığınız bir giysi mi var? Hayır, sadece valizi sandal olarak kullanacağım. Arabamız yoksa sandalımız var. Atla hadi.
Bakın gördünüz mü? Benim sayemde yabani hayata gayet güzel uyum sağlamaya başladınız Bayan Van der Staff. Tommy. Evet. Rica etsem çeneni kapatabilir misin? Ha, tabii. Onları getirdin mi? Ya sen? Sen getirdin mi? Ah, sonunda benim oldu. Tamamen benim oldu. Ah, işte dünyanın en küçük ve en değerli elması. Çok nadir bulunan ve insanoğlu tarafından bilinen en kıymetli taş. Rüyalarım gerçek oldu. Bu nadide parça artık benim. Backline, yavru marsuların nerede olduğunu söyler misin? Sana son kez soruyorum, yavru marsu nerede? Ne yaparsanız yapın umurumda değil. Onları sattığımı asla itiraf etmeyeceğim. Sonunda geldik. Harika. Bana güvenebileceğinizi söylemiştim. Tabii. Çocuklar. Hu hu. Sara. Neredesiniz çocuklar? Hu hu. Hu hu. Nereye gitmiş olabilirler? Piranalar, piranalar. Uçan piranaların saldırısına uğramış olabilirler mi acaba? Hayır, hayır. Yabani yerliler onları canlı canlı yiyip bitirmiş olmalı. Ya da dev bir orangutan tarafından kaçırıldılar. Ya da haydutlar. Haydutlar onları tutsak aldı. Haydutlar var. Filmlerde hep görüyorum onları. Tommy. Evet. Lütfen çeneni kapatır mısın? Ah.